Samanyolu meraklıları için yaz bitişiyle beraber galaksimizin merkezini gözlemleyebilmek için son viraja giriyoruz. Bu nedenle hala muhteşem bir Samanyolu fotoğrafı yakalamak istiyorsanız bu ay gelecek yaza kadar son fırsatınız olabilir. Güz mevsiminde günler giderek kısalmaya devam ediyor. Özellikle 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan eş gün, yani gece gündüz eşitliği sonrası geceler gündüzlerden daha kısa hale gelecek. Bu arada güz eş gün tarihini yanlış söylemedim. Güz eş günü tam olarak 22 Eylül saat 22.21'de gerçekleşecek. Bununla ilgili açıklamayı daha önce Mart gökyüzü videosunda yapmıştım. Konuyla ilgili detaylı açıklama içeren bir video ise yakın zamanda kanalda yerini bulacak. Bu arada gökyüzüne gelecek olursak eğer, Eylül ayına küçülen hilal ay ile başlıyoruz ve bunu 7 Eylül tarihinde yeni ay takip ediyor. Uydumuz 13 Eylül'de ilk 4'ün, 21 Eylül'de dolunay ve 29 Eylül'de son 4'ün evresinde olacak. Gezegenlere gelirsek eğer, Merkür 14 Eylül tarihinde en yüksek doğu uzanımını oluşturacak. Yani gökyüzünde açısal olarak güneşten en uzak noktasında olacak. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Doğu uzanımı demek Merkür'ün gökyüzünde güneşe göre daha doğuda yer alıyor olması demek. Yani Merkür'ü görebilmeniz için akşam batı ufkuna bakmanız gerekiyor. 14 Eylül akşamı gün batımı sonrası Merkür'ü gözlemlemek için iyi bir tarih. Bunu bir kenara not edebilirsiniz. Ancak özellikle 10 Eylül akşamında batı ufku açık bir yerdeyseniz Merkür, Venüs ve Ay üçlüsünü beraber görebilirsiniz. Bu arada unutmadan Venüs'ün de batı ufkunda alçalıyor olduğunu hatırlatalım. Tabii buna rağmen gezegen Eylül ayı boyunca akşam batı ufkunda gözlenebiliyor olacak. Yaz boyunca gözlemlediğimiz muhteşem ikili Satürn ve Jüpiter ise Eylül ayı boyunca güneş battığında yükselmiş olacak. Bu ikiliyi 17 Eylül akşamında büyüyen şişkin ay ziyaret edecek ve doğudan itibaren Jüpiter, Ay, Satürn dizilimini oluşturacaklar. 17 Eylül'ün bir önceki akşam ve bir sonraki akşamında da Ay bu ikiliyle beraber gökyüzünde olacak. Güz mevsimi kışın habercisi ve yaza göre daha bulutlu ve yağışlı bir havaya sahip olmamız demek. Bu nedenle gökyüzünün tadını çıkarmak için en ufak fırsatı bile kaçırmayın. Bir sonraki ay gökyüzü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.